Merhaba, öncelikle ben acil tıp Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden Doktor Fatma Sinematipoğlu. Bugün size akut koroner sendromu anlatacağım. Şöyle, akut koroner sendrom, koroner arterin tam ya da tama yakın tıkanmasına deniyor. Ani ölümün en sık sebebi olarak görülüyor. Akut koroner hastalıkları ve %80'inden daha fazlası da ani kardiyak ölüm ya da AKS şeklinde gösteriyor kendini. Ve en az %10-15'inin de ilk 4 saatte ev, iş yeri gibi hastane dışında kaybedildiği söyleniyor. Her yıl 7 milyondan daha fazla kişi bu nedenle ölmekte ve Avrupa'da her 6 erkek ve her 7 kadından birinin de MI nedeniyle öleceği tahmin ediliyor. Akut koroner sendrom dediğimiz yani sunumun ilerleyen şeyinde de AKS olarak kısaca bahsedeceğim şey de genel olarak hani kardiyojenik şok, kardiyak arrestten başlayıp göğüs ağrısı bile olmayan hastalara kadar olan geniş bir spektrumdan bahsediliyor. Ama biz acil serviste AKS olarak tetkik ve tanı olarak hastaları EKG'ye göre iki gruba ayırıyoruz. Göğüs ağrısı olup ST segmentinde yükselme olan EKG'sine ST segmentinde yükselme olanlara ST segment yükselmeli AKS, ST segment yükselmesi olmayanlar da non ST'li AKS, non ST AKS'ler de troponine göre ST ele ve MI ya da anstabil anjina olarak ikiye ayrılıyor. Semptomlar olarak genel olarak en tipik olanı anjina dediğimiz göğüs ağrısı. Daha doğrusu göğüste ağrı ya da baskı hissi. Genel olarak bunun sternum arkasında ve kola boyuna yayılan olarak belirtiliyor ağrı. Buna terleme, bulantı, karın ağrısı, nefes darlığı, senkop gibi başka belirtiler de ekleniyor. Bir de atipik belirtiler dediğimiz şeyler var. Bu belirtiler daha çok şey var. Epigastrik ağrı, bıçak saplanır tarzda ağrı şeklinde ya da nefes darlığı şeklinde söylüyor hastalar. Bu atipik belirtiler genel olarak yaşlı popülasyonlarda, kadınlarda, diyabet hastalarında, KBE olanlarda gözleniyor. Aslında aha şey olarak göğüs ağrısını atipik olarak nitelendirmeyi pek doğru bulmuyor. Göğüs ağrısı olarak da demiyor zaten. Göğüsteki rahatsızlık hissi şeklinde tanımlıyor ve bunu da atipik diye tanımlamazsak diyor. Yani atipik göğüs ağrısı şeklinde. Çünkü bu insanları AKS'den uzaklaştırıyor ve AKS tanısını atlamalarına sebep oluyor. O yüzden de daha çok göğüsteki bu rahatsızlık hissini kardiyak, olası kardiyak ya da non kardiyak olarak sınıflandırmayı daha doğru buluyor. Peki hastayı evet AKS olarak değerlendir göğüs ağrısını şeklinde ilk olarak ama AKS'nin yanında hızlıca acil serviste değerlendireceğin diğer tanılar olarak da pulmoner emboli, aortiseksiyonu ve özefagus rüptürünü de belirtiyor. Yani sadece AKS'ye odaklanarak bu tanıları atlamayın diyor göğüs ağrısında. Göğüs ağrısını dediğim gibi kardiyak, olası kardiyak ve non kardiyak olarak sınıflandırdığı için atipik veya tipik yerine kardiyak göğüs ağrısının karakteristik olarak retrosternal olarak belirtiyor bir rahatsızlık hissi. Bunun yanında bu stresle indükte olan daha çok kola veya çeneye doğru yayılan, bunun yanında dispne, kusma gibi ek bir semptomu olan ağrıları kardiyak olarak sınıflandırıyor. Ve dediğim gibi hani AKS ile birlikte aynı anda hastada aortiseksiyonu, emboli ya da non-vasküler özefagü rüptürü gibi şeyleri de es geçmeyin şeklinde öneride bulunuyor kılavuz. ESC kılavuzu da ağrı semptomunun lokalizasyonuna göre hani sırtta ya da noktasal bir yer olarak bir ağrısı varsa daha çok düşük risk ama daha yaygın çeneye kola yayılan ya da CPR gerektiren arrest şeklinde ya da şok tablosundaki olanları da yüksek riskli kabul ediyor. EKG'deki ilk bulgu olarak normal bir EKG ise
düşük risk olarak, ama ST depresyonu ya da ST elevasyonu varsa risk yükseliyor. ST elevasyonu zaten direkt olarak algoritmada MI tanısı olarak, ST ve MI olarak direkt alıyor. Ama ST depresyonu ya da depresyon değil, normal EKG'de de troponin seviyesi takibi öneriyor. Troponin seviyesinde 0-1, 0-2 ve 0-3 protokollerine göre yapılabileceğini diyor. Bunun şeyi, algoritmasında birazdan bahsedeceğim. Eğer tropları negatif, EKG'si normal, noktasal bir ağrı tarifliyorsa hasta, bu açıdan da MI için daha fazla araştırmaya gerek yok. Non kardiyak bir teşhisiniz olmalı şeklinde söylüyor. Yani non kardiyaklar arasından da araştırabilirsiniz. Kardiyak olarak araştırmaya devam etmeniz gerek yok diyor. Ama bunun yanında troponini hafif bir yüksekliği var. Kontrol troponinde de hafif bir yükseklik devam ediyorsa gözlem öneriyor. Anstabil anjina ya da diğer kardiyak nedenler olabilir diyor. Bunun dışında da eğer troponin seviyeleri gittikçe artıyorsa, o zaman non-ST MI olarak da tedavi ve takip yapıyor. O algoritmaya göre ilerlemenizi öneriyor. 0-1 algoritması, yani hastayı nasıl kardiyak olarak takip devamlılığına karar vermeyi kısmında. Öncelikle hastanın EKG'sinin çekilmesi. Bu EKG'ye göre ST elevasyonu, hasta şoktaysa, CPR'dan sonra ST elevasyonu gözüküyorsa hastanın, hani etkin bir CPR'dan sonra geri dönen hastada, direkt ruling, yani şey olarak en erken şekilde koroner anjiyografi öne şeyi diyor. Ama böyle bir şey yok, hani ST elevasyonu yok. İlk olarak sıfırıncı kan testini alıyorsunuz. Troponin testine daha sonra birinci saat troponin testine, sıfırıncı saatteki eğer very low'sa, en düşük seviyedeyse, ki bu very low sınırları laboratuvarın kullandığı troponin kitine göre değiştiği için kendi laboratuvarınızdaki kitin seviyelerini baz alıyorsunuz. Çok düşükse MI için araştırmaya devam etmesine gerek yok diyor. Diğer olası şeyler, diğer olası tanılar için araştırmanız gerekiyor diyor. Çok düşük gelmedi hastanın, ama düşük. Birinci saat troponini alın diyor. Birinci saat troponinden sonra birinci saat troponin de çok düşük gelirse, o zaman yine MI için araştırmanıza gerek yok. Ama gittik artmaya devam ediyorsa, o zaman normal bir şekilde hızlı bir koroner anjiyografi ünitesine transferini öneriyor. Birinci saatte ve de tanı koyamadınız, arada kaldınız. Hani çok düşük değil, çok yüksek değil hastanın, ki yani diğer kısma giriyor, ara kısma. Bu ara kısma girenlerde de üçüncü saat troponin ve ekokardiyografi öneriyor. Eko ve üçüncü saat troponuna göre eğer bir değişiklik yoksa, ekosu normalse, bu sefer yine diğer tanıları araştırın diyor. Bunlar da bir şey çıkarsa da yine normal MI protokolünde devam etsin tedavi diyor. Aynı şekilde bu ESC kılavuzuna göreydi. AHA kılavuzunda da benzer bir şekilde hastanın göğüs ağrısı var. İlk olarak EKG çekilmesi ve EKG'nin kardiyak düşünüyorsanız direkt olarak AKS için düşük risk, orta risk ve yüksek risk olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Karar mekanizmasındaki düşük riskteyse eğer, hastayı taburcu edebilirsiniz. Yok orta risk ya da yüksek riskteyse, bu sefer koroner anjiyografi olarak öneride bulunuyor. Hastanın düşük risk ya da yüksek risk tanımını açısından da AHA kılavuzuna göre troponini baz alabilirsiniz. Troponini baz alırsanız 0 veya 0-1, 0-2 protokollerinde bakabilirsiniz troponine. Yine çok düşük seviyede gelirse 0. tropla da taburculuğu düşük risk olarak belirleyip taburcu edebilirsiniz hastayı. Bunun dışında klinik karar mekanizmaları var. Aşağıda görülüyor. Bunlardan da hani skorlamalarına göre düşük risk tanısını alıp onu da yine taburcu edebilirsiniz hastayı.
Yüksek risk olarak da belirlediği yeni gelişmiş bir iskemik EKG değişikliği, troponin onaylı bir akut miyokart hasarı, bunun dışında sol dal yani sol ventrikül disfonksiyonu, yeni gelişmiş sol dal bloğu, hemodinamik instabilitesi, bunun dışında yine bu şeyler klinik karar mekanizmalarında yüksek risk skorunun alması hastanın, bunların hepsi yüksek risk tanımını alıyor ve MI protokolünde devam edilmesi gerekiyor. Hastaya yaklaşımın risk skorlamaları, karar mekanizmaları arasında yapılan karşılaştırmada MI'ye sensitiviteleri %100 hepsinin, hani birbirlerine karşı bir üstünlüklerini görmüyor. O konuda acil servisten de taburculuk açısından da HERT en yüksek, HERT ve EDAX en yüksek taburculuk oranlarına sahip protokoller. Bunun dışında hastada göğüs ağrısı var. Bunun kardiyak ya da kardiyak dışı başka sebepleri de olabilir. Herpes'e kadar uzanan bir şey var. Pankreatit olabilir, herpes olabilir. Bunun dışında kardiyomiyopatiler olabilir, kalp yetersizlikleri olabilir. Çok geniş bir tanı aralığı var. Bu tanı aralıklarının hangisini, yani kardiyak olarak MI veya AKS açısından neden araştırabiliriz? Bunun içinde tanı araçlarını kullanıyoruz. EKG ilk kullandığımız şey zaten. Troponin kullanıyoruz. Hızlı rule in rule out algoritmalarını kullanabiliriz. Gözlemi kullanabiliriz. Monitörize olarak hastayı gözlemleyebiliriz. Göğüs ağrısı olan hastayı ya da non-invaziv görüntülemelerden yararlanabiliriz. Hastada ilk tanı olarak elektrokardiyografi yani EKG çekilmesi ve buna göre göğüs ağrısını sınıflandırmayı öneriyor kılavuzlar. Dediğim gibi hani birçok çeşit neden olabilir. Eğer EKG'de EKG'ye göre MI düşünüyorsanız başta olarak kılavuza göre troponini almanız gerekiyor. Yani hastayı bir anjiyografi ünitesine yollayacaksanız bile ilk troponun alınması gerektiğini söylüyor kılavuz. Bunların yanında tanı koymak için MI tanısı, iskemi semptomları EKG'de, ST segment depresyonu, elevasyonu olabilir, yeni gelişmiş komplet sol dal bloğu olabilir, patolojik Q dalgası olabilir, yeni gelişmiş ya da ekoda gösterilen duvar hareket bozukluğu ya da kardiyak MR çekiminde canlılık kaybı. Bunlarla MI tanısını koyabilirsiniz. 4 kriterden hiçbiri yoksa troponin yüksekliğiniz var. Sizin bu sefer MI dışı troponin yüksekliğini nedenlerini araştırabilirsiniz diyor. Emboli, miyokardit gibi birçok neden olabilir. En önemli olanları da kılavuzda koyu renkli olarak böbrek yetersizlikleri, kalp yetersizlikleri, tansiyon krizleri, taşı aritmiler, bradi aritmiler, akciğer embolisi, miyokardit ve inme olarak işaretlemiş. Ama birçok nedeni var tropu yükselten neden olarak. Miyokard enfarktüslerini tiplere ayırmış. Kılavuz tip 1'de plak rüptürü olarak tip 1 olarak kabul ediliyor. Non-obstrüktif de olabilir. Özellikle kadın hastalarda diyor. Bu hastalar için tip 2 olanı plak instabilitesi dışında miyokard oksijenini azaltan durumlar olarak, bunlar spazmlar, taşı aritmiler, hipotansiyonlar, hipoksemiler olarak oluyor. Yani miyokarda oksijen sunumunun azalması, obstrüksiyon olmadan. Miyokard enfarktüsünün 3, 4 ve 5.leri de daha çok koroner bypass'a bağlı, primer perkutan girişime bağlı ya da ölümle sonuçlanan, yani MI tanısı almadan direkt arrest olan hastalar olarak sınıflandırıyor 3 ve 5 aralığı. Hastada STL ve MI tanısını koydun, EKG'yi çektirdiniz. Kılavuz diyor ki EKG çekildikten 10 dakika içinde hastayı bu alanında yetkili birinin görmesi gerek diyor. İlk tıbbi temastan hemen sonra EKG'yi 10 dakika içinde de birinin değerlendirmesi gerek. STL ve MI tanısı koyduğunuz EKG'de birinci perkutan girişim merkezine
göndermeniz gerekiyor. Tercihen 60 dakika ama mümkünse ilk 120 dakika içinde birincil olarak perküten girişim yapılması lazım hastaya. Ama sizin merkeziniz birincil perküten girişimi olmayan bir merkez. O zaman bunu transferi 120 dakika içinde transfer edebilir misiniz? Eğer edebiliyorsanız direkt transfer edin diyor. Yok edemiyorsunuz. O zaman acil fibrinolitik veriyorsunuz. Hastayı ama her türlü yani fibrinolitik tedavi verseniz bile hastayı sevk etmeniz gerekiyor. Sevk ettiğinizde verdiğiniz tedavi başarılı olmayabilir. Kurtarıcı perküten girişim yapılması gerekebilir hastaya. Hasta başarılı olsa bile ilk 24 saat içinde koroner anjiyografi zaten bu hastalara öneriliyor. O yüzden de her türlü hastayı sevk etmeniz gerek. Fibrinolitik tedavi kontraindikasyonu yoksa hastaya tedaviyi veriyorsunuz. Tedavide de özellikle hastada belirtiler ortaya çıktıktan 12 saat içinde yapılması öneriliyor sınıf 1 düzeyinde. Bunun dışında hastaya aspirin ve klopidogrel de vermeniz gerekiyor fibrinolitik tedavi veriyorsanız hastaya. Ve dediğim gibi kılavuzda da belirtiliyor fibrinolitik sonrası tüm hastalarda primer perküten girişim uygulanmayan bir merkeze sevk gerekli, endike olarak geçiyor. Kardiyak arrest dediğim tablosunda geldi hasta. Çünkü çoğu ST ile ve MI'ler birkaç saat içinde VF'ye girip kardiyak arrest olabiliyor. Bu çok sık görülen bir durum olduğu için hastaya şöyle diyorlar. MI kardiyak areste geldi. Başarılı bir CPR uygulandı. CPR'dan sonra EKG'de ST ile ve MI'yi görüyorsanız eğer saatler zamanlama içerisinde uyuyorsa birincil perküten girişim amacıyla acil anjiyografi ünitesine transferini öneriyor hasta için. Non ST MI yani ST yükselmesiz AKS ise hasta. Bunun için birkaç klinik belirti sıralamışlar kılavuzda. 20 dakikadan daha uzun süren istirahatli bir göğüs ağrısı varsa, yeni başlangıçlı anjinası varsa, daha önce kararlı durumda olan anjina kararsız hale geldiyse, bunun dışında miyokard enfarktüsü yani MI sonrası bir anjinası varsa hastanın ST yükselmesi AKS olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Hastaların %80'inde uzun süreli bir zaten ağrı var. Geri kalan %20'sinde de ise yeni başlangıç ve hızlı seyirli bir anjina gözleniyor. Hasta acil servise geldi. İlk temastan sonra non-ST AKS olarak karar verdiniz. Eğer siz primer perküten girişim yapılan bir merkezde çalışıyorsanız risk sınıflaması yapıyorsunuz. Yüksek ya da çok yüksek risk sınıflaması. Çok yüksek risk sınıflamasındaysa 2 saat içinde invaziv girişim öneriyor kılavuz. Yüksek risk sınıflandırmasındaysa erken invaziv girişim yani 24 saat içinde girişim öneriliyor. Ama sizin merkeziniz bunu yapan primer perküten girişim yapan bir yer değilse eğer siz yine risk sınıflandırması yapıyorsunuz. Bu sefer yüksek, çok yüksek, yüksek ya da düşük risk olarak sınıflandırıyorsunuz hastayı 3 basamakta. Çok yüksek riskse direkt hızlı bir şekilde transferini yapıyorsunuz hastanın. Yüksek riskte ise aynı gün içinde transferini yapmanız gerekiyor. Düşük risk olarak belirlediyseniz hastayı taburcu edip selektif olarak invaziv tedaviye yönlendirebilirsiniz hastayı. Yüksek riskli olarak da kardiyojenik şok, instabilite, bunun dışında hayatı tehdit edici aritmiler, kalp hasarının olduğunu gösterdiğiniz non-ST AKS'ler bunlar çok yüksek risk olarak geçiyor. Ayrıca ST segment depresyonu olan altı derivasyonla ST segment depresyonu olan hastalar ve buna ek olarak ST segment elevasyonu olan yani sağı gösteren de ST segment elevasyonu olan hastalar çok yüksek risk olarak sınıflandırılıyor. Yüksek risk olarak da burada özellikle belirtmek istedim. GRACE risk skoru var. GRACE 140'ın üstündeyse eğer hastayı yüksek risk olarak belirliyorsunuz ve koroner anjiyo öneriyor hastada. Fizik muayene ilk baktığımız EKG'de
çektik, hastayı gördük, fizik muayene, hızlıca bir fizik muayene öneriyor. AKS düşüyorsanız zaten AKS'de fizik muayene normal. Bunu önermesinin sebebi AKS dışında başka şeyleri ekarte etmek için. Bunlar emboli olur, diseksiyon olur, perikardit olur, bununla pnömotoraks olur, plevra efüzyonu olur. Bunlar da göğüs ağrısını yaptığı için bunların farkını anlamak için ilk başta hastayı hızlıca bir fizik muayene yapılması gerektiğini söylüyor. 12 derivasyonlu EKG çektirilip ilk 10 dakikada bu EKG'nin uzman doktor tarafından görülmesi gerektiğini söylüyor. Bu hastalarda EKG normal, tamamen normal olabilir. Tamamen normal oldu ama sizin bir şüpheniz varsa bunun dışında izole sağ ventrikül iskemisi gibi bir şeyi atlamamak için sırasıyla V7'den V9'a kadar diğer ek derivasyonlarını ve sağ V3 ve sağ V4'ün de çekilmesini öneriyor. Eğer gerçekten klinik bir şüpheniz varsa. Biyolojik belirteçler olarak troponin bakıyoruz. Normal CK, CKMB'ye göre daha etkin olduğunu ve daha spesifik olduğunu söylüyorlar troponinin. Bunun dışında troponin miyokard hasarını gösteriyor. İlk enfarktüsten sonra yaklaşık 4 saat sonra da yükselmeye başlıyor ve 2 hafta kadar da yüksek kalabiliyor. Hastanın bunun dışında şey var. Algoritmalarda 0-1 algoritması şeklinde ya da ilk temastan sonra ilk şeyi nonesteye düşündüğünüz ve yüksek risk dediğiniz hastanın direkt primer perküten girişime gitmesi gerek. Ama troponinin de bu ilk yani noneste tanısında da troponini görmeniz gerekiyor. Troponinin de o yüzden laboratuvardan 60 dakika içinde çıkması lazım. 60 dakika içinde eğer laboratuvarınız troponin test sonucunu vermiyorsa size yatak başı troponin testi var. Eğer sizin laboratuvarınızın troponini 60 dakikanın içinde çıkmıyorsa yatak başındaki testi öneriyor. Genel olarak ekstra bir spesifik uzmanlık gerektirmiyor bu testi yapmak ve kalitatif olarak da testler gözlemciye bağlı ama testlerin pozitif testleri genellikle güvenilir. Yani yalancı pozitiflik oranı çok yok, çok yüksek değil. Ama yalancı negatiflik oranı olduğu için, yüksek olduğu için eğer gerçekten klinik olarak koroner arter hastalığı veya AKS düşünüyorsanız ve sonuç sizin yatak başı testiniz negatif geldi, her türlü laboratuvardan onaylanması gerektiğini söylüyor. Görüntülemeler olarak da invaziv olmayan görüntüleme tekniklerinde ilk olarak echo, en çok ve en sık kullanılan ve en hızlı olanı, en yaygın kullanılanı echo. Echo da sol ventrikül fonksiyonu en önemli prognostik değişken koroner hastalıkları ve AKS'de bu yüzden de echo en kolay ve en doğru biçimde bunu değerlendirmeyi sağlıyor. Ayrıca ayırıcı tanılar arasındaki diseksiyon, emboli, aort darlığı, perikard efüzyonlarını da tanımayı sağlıyor. Acil servislerde veya göğüs ağrısı ünitelerinde de rutin olarak echo yapılabilmesi için echo olanağının bulunması ve her hastada kullanılması gerektiğini söylüyor kılavuz. Ayrıca non-invaziv olarak kardiyak MR, miyokard sintigrafisi ve BT de var ama bunlar yaygın olarak kullanılan tetkikler değil. İnvaziv görüntüleme olarak koroner anjiyografi yapılıyor. Koroner anjiyografi de altın standart inceleme AKS için. Tanı ve risk sınıflandırması olarak nonesteyle ve MR'lerde EKG zaten ilk şeyi. Bunun dışında hastada GRACE gibi risk skorlamasının kullanılmasını öneriyor kılavuz. EKG rutin derivasyonlarda çekilen EKG'lerden kesin sonuç almadıysanız klinik şüpheniz devam ediyorsa ve sağ 3 ve 4'ü ve 7 ve normalde şeydeki ek olan 7 ve 9. derivasyonlarında çekilmesini öneriyor. Hastayı 10 dakika içinde gördüğünüz hastada deneyimli bir doktor belirtmedi. AKS o sırada devam ediyor. Semptomlar tekrarlıyor. Hastanın semptomları geçmiyor. 24 saate kadar uzayan bir gözlem yapabilirsiniz diyor. Hastanın klinik durumuna göre
Ayrıca hani 0-1 protokolüne göre hastayı taburcu edemediyseniz 0-3 protokolünü de uygulayabilirsiniz diyor. O da sizin laboratuvarınızın troponinine bağlı olarak değişiyor. GRACE risk skorlamasında sınırımız 140'tı zaten ve GRACE'deki risk skoru arttıkça logaritmik olarak da ölüm mortalite 6 aylık mortalitede risk yüzdesi olarak da artıyor. 210'lara geldiği zaman GRACE riski zaten %50 mortalite 6 ay içinde. Bunun dışında ST yükselmesiz akut koroner sendromu taklit edebilen rahatsızlıklar var. Bunları da aklında bulundurulması gerektiğini söylüyor. Eğer hastayı tetkik ederken AKS olarak tanıyı koymadıysanız bunları da araştırmanız gerekiyor şeklinde öneriyor. Nonkardiyak ağrı olarak. Hasta ESC'nin son 2020'de kılavuz güncellemesinde dediğim gibi 0-1 algoritmasını ya da 0-2 algoritmasını öneriyor hastalarda. İnvazif tedavi önerisi olarak da GRACE risk skorunun 140 üzerinde olması, ST elevasyonunun olması, non-ST tanısını koymanız ya da hastada yeni gelişmiş olan bir ST T segment değişikliği şeklinde iskemi bulgusu olarak. Bunun dışında koroner CT anjiyo öneriyor düşük riskli olan hastalarda. Eğer hastanın şeyi devam ediyorsa, sıkıntısı devam ediyorsa, ağrıları, şikayetleri devam ediyorsa. Bunlar dediğim gibi 24 saati kadar acil serviste hastayı takip edebilirsiniz ve kardiyak aritmi gelişme riski açısından da düşük riskli olan hastaların 24 saatten sonra taburcu edebilirsiniz. Kardiyak aritmi gelişme riski yüksek risk olarak belirlerseniz de 24 saatten daha uzun sürede takip yapabilirsiniz şeklinde söylüyor. Özel durumlar var, özel popülasyonlar. Yaşlı hastalar özellikle zaten non-ST eleve akut koroner sendromun yaklaşık %30'u 75 yaşının üstü olanlar ve 75 yaşın üzerindeki hastalar genel olarak atipik belirtilerle geliyor. Ve ölüm oranları da 75 yaş altına göre 2 kat daha yüksek. Hastanın ama yaşlı hastalar için şunu söylüyor. Tedavi açısından hastanın tahmini yaşam beklentisi, eşlik eden hastalıkları, yaşam kalitesi, hastanın istekleri ve riskler ve revaskülizasyon riskleri ve yararlarına dayanarak tedavi şeyi değişiyor yaşlı hastalarda. Kadın cinsiyet için ayrı bir başlık açmış kılavuz. Kadın hastalar genel olarak benzer ölüm oranlarına sahip erkeklerle ama kadın hastalar daha çok atipik belirtilerle geldiği ve daha fazla ek hastalığa sahip olan hastalar olarak geçtikleri için daha sık gözden kaçan hastalar olarak belirtiyor kadın cinsiyet için. Yapılan çalışmada da göğüs ağrısı kadınlarda göğüs ağrısı semptomu genel olarak kadınlarda daha az görülüyor. Dispne kadınlarda daha az görülüyor. Erkeklerde de daha tipik olan göğüs ağrısı ve dispne daha sık görüldüğü için erkeklerdeki akut koroner sendromu yakalamak daha kolay oluyor. Ama mortaliteleri birbirine eşit hastaların. Ayrıca AHA kılavuzunda etnik köken olarak da ayrı bir başlık da açmış. Etnik kökeni de şey olarak belirtiyor. İngilizce konuşma açısından yani dil sorunu ve ayrıca bunu tanımı yani hani kendi etniğindeki kendi mensup olduğu o şeyin etnik kökendeki şey göğüs ağrısı anlatımı yani hani kendini tanımlayamaz şeklinde tanımlayamayabilir. Bu yüzden de özel olarak ekstradan bir aklınızda bulunsun şeklinde söylüyor. Class 1 olarak geçiyor bunlarda. Ayrıca diyabet olan hastalarda AKS'nin %20-30'u diyabet hastası olarak geçiyorlar ve diyabetik hastalar daha çok atipik semptom gösteriyor. Özellikle de komplikasyon geliştirmeye daha yatkın kişiler. Kronik böbrek hastalığında da ayrıca şey olarak kronik böbrek hastalığı kısa ve uzun dönemde mortalitenin ve önemli kanamaların bağımsız öngörücü faktörü olarak geçiyor. Sol ventrikül sistolik işlev bozukluğu ve kalp yetersizliği olan hastalar da aynı şekilde ekstra şey olarak geçiyor.
bağımsız bir öngörücü faktör olarak ve şey var. Sol ventrikül işlev bozukluğunda, yani sol dalgalı ve sol kalp yetmezliği olan hastalarda nonosite EMA'yı tanımak da zor oluyor şeklinde. EKG'de bulgular karışabiliyor, ayırt etmek de olanaksız hale gelebiliyor diye belirtiyor. Çünkü zaten kalp yetersizliği olan bir hastada troponin değeri de yüksek gelecektir şeklinde söylüyor kılavuz. İki klinik durumu da ayırt etmek için de koroner anjiyografi öneriliyor kalp yetersizliği ve sol ventrikül işlev bozukluklarında. Anemi de risk sınıflandırması için bağımsız bir belirteç olarak kabul ediliyor. Bu hastalarda hani böbrek yetersizliği, hiperglisemi yani diyabet, anemi bunlar riskleri arttırdığı için hastalarda kılavuzda şöyle bir diyor. Hastayı eğer sevk edecekseniz bile hani STL ve MA geldi, siz primer perkutana yollayabiliyorsunuz 20 dakikada. No, ya da non ST için takip edeceksiniz hastayı. Algoritmanın hangi yolunu tercih ederseniz dedi. Sıfırıncı kanı almanız lazım diyor. Normal rutin kanları yollayın. Çünkü böbrek hastalığı, böbrek yetersizliklerinde koroner anjiyografiden sonra diyaliz ihtiyacına gerek duyabilir hasta diyor. Anemi ve zaten böbrek yetersizlikleri bağımsız risk faktörü. Ayrıca hiperglisemik olan hasta için de ekstradan şunu söylüyor. Hipoglisemi daha büyük bir risk. Hastaya o yüzden agresif olarak hiperglisemi tedavisi yapmayın diyor. Eğer hastada AKS düşünüyorsanız veya AKS için tetkik edecekseniz hastayı, hasta hiperglisemik gelse bile çok agresif bir şekilde kan şekerini düşürmeye uğraşmayın diyor. Hipoglisemi daha büyük bir risk. MI ve kardiyak arrest açısından. Bunun dışında hani non STL ve AKS olarak hastayı takip ediyorsunuz. Tıkayıcı tipte olmayan koroner arter hastalıkları var. Bunlar karışabiliyor. Olası prinzimental anjinası ya da koroner X sendromu, koroner emboli şeklinde olabiliyor. Prinzimental anjinası sıklıkla non ST MA ile karışabilen bir şekilde, çünkü aynı belirtilerle geliyor, aynı şikayetlerle geliyor hastalar. Ama prinzimental anjinanın genel olarak tedavisi koroner spazmı önlemek için ve nitratla birlikte kalsiyum kanal antagonisti ya da tek başına kalsiyum kanal antagonisti ve bu ilaçla tedavi edilebilen bir anjina. Ve prinzimental anjina ataklarının genel olarak gece yarısıyla sabah 8 arasında kümeleştiğini söylüyor. Spazm kendiliğinden oluşabildiği gibi asetilkolinin soğuk baskı testi ya da hiperventilasyona da tetiklenebiliyor bu hastalarda. Non-STMA'ya göre daha genç yaştaki hastalarda görülüyor ve daha çok sigara içen kişilerde görülüyor. Ama dediğim gibi non-STMA ile benzer şikayetlerle geldiği için karışması çok olası bir tanı. Bunun dışında egzersizle tetiklenen göğüs ağrılarında eğer koroner anjiyoda damarları açıksa X sendromu terimi kullanılıyor. Bu hastaların da prognozu mükemmel hastalar. Ayrıca apikal bolonlaşma olan takı tusu bokardiyomiyopatisi de klinik olarak STL ve MI ya da non-STL MI'yi da tetkik edebiliyor ve anjiyografide koroner arterlerin normal olmasıyla ayırt ediliyor. Bunun dışında hani eğer eko yaptırabilirseniz bazal bölümdeki akineziyi görebiliyorsunuz, o apikal bolonlaşmayı ve genellikle geri dönüşlü oluyor bu bolonlaşma ve işlev bozukluğu. Bunun dışında dediğim gibi koroner arter tıkanıklığı olmadan MI olabilir. Hasta koroner arter tıkanıklığı olmadan MI açısından da bir algoritma var ESC'nin. Eğer hastada trop yüksekliği var, iskemi semptomları var ama koroner arter tıkanıklığı yok. Bunun için alternatif tanılar da var. Bu tanıları da atlamayın diyor. Kılavuz, sepsis, pulmoner emboli, aortu seksiyonu da olabilir diyor bu hasta. Ya da obstrüksiyonu kaçırmış olabilir, koroner anjiyografi yeniden yapılması ve gerçek MI şeklinde çıkabilir hasta. Bunun dışında eğer hastada iskemi paterni yok, yani kontrol normal geldi, bu sefer miyokardit ya da takı tusubo da olabilir şeklinde. Bunun
dışında direkt MI, yani miyokard enfarktüsü non-obstrüktif koroner arter olarak direkt geçen bir tanı da var. Eğer hiçbirine uymazsa bu tanıyı veriyor hastaya. Hastaları dediğim gibi göğüs ağrısı üzerinden yapılan bir çalışma var. Acil servise başvurularda ve en sık görülen 10 neden olarak ve en sık görüleni de non-spesifik göğüs ağrısı. Yani altından hiçbir şey çıkmıyor göğüs ağrılarının. Ama hepsinde her yaş grubu için en yüksek olan bu. Bunun dışında yaş sınırı arttıkça koroner arter ateroskleroz ve buna bağlı olarak kalp yetersizliği şeklinde bu tanılar daha baskın hale geliyor. Daha düşük yaş gruplarında da daha az görülüyor bu tanılar. Kullandığım kaynaklar genel olarak işte